Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Odosum tuttu, poyrazım soğuk. Şimdi bakalım akorlara. Bir tane ana riff var. En başta gelen. Şey yapıyor. Şöyle göstereyim. Bu bir la minör. Sonra 5'e bare koyuyorum. Yarım bare. Sonra şurada bir fa diyez var. Ve şimdi bunu bir şekilde adlandırıyoruz. O konuda çok detaylı video yapacağım. Şimdilik la minör. La minör 7. Basta sol. Buna fa diyez half diminished diyebilirim. Ya da fa diyez minör 7 bemol 5 diyebilirim. Şiir gibi değil mi bak? Ve fa minör 6 diyebilirim. İsimleri bunlar. Fakat şimdi biçim biçim bakalım. La minör. La minör 7. Fa diyez minör 7 bemol 5. Fa minör 6. Şekli öğrenelim. Beşe bare. Tamam. Ne yapıyor? Şey yapma ihtiyacı hissediyorum. Şu üst iki tel istemediğim zaman tınlamasını. Tamam. Yani şu iki teli üst taraftan mute ediyorum. Bazen de şöyle mute ediyorum ne demek? Susturuyorum. Şunu yapabilirim. Mesela tekrar susturdum yukarıdan. Ve penayı muhakkak şuradan başlatıyorum, tamam mı? Tepeden değil. Şunu yapabilirim. Yani ekseri bir gitar hocası öğrencisine şunu yap demez. Ben derim. Yani eğer yapabiliyorsan. Bak dikkat et. Şu üç tel sürekli tınlıyor. O zaman. Bunu yapıyorum ki eğer sağ elim kontrolden çıkarsa. Peki. Bu da bir beceridir. Dediğim gibi yani bu sohbet çok uzun sürecek aramızda ama bu parçayı çalacak olsam ben şöyle yapıyorum. Değil mi? Şu oluyor. Aslında. Okey. Ana riff bu. Şu akorları temiz temiz bir vakit yazar yollarım size. Bir tane şeyi var. Solo hadisesi. O melodi. O da şu.
parça bunlar ibaret. Ha, nakarat altı akorları var. Onlar da şey yapıyor. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Odasım tuttu, poyrazım soğuk. Sonra... Peki, konteks içine koyalım. Nakarat. La minör, re majör, re minör. Fa majör, sol majör, mi majör. La minör, re majör, re minör. Fa, sol majör, mi majör. Ve la. Sol majör, sol, fa majör, sol majör, la minör. Seslendirmiş de oldum. Tamam.